Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir dizüstü bilgisayardan sökmüş olduğum bu sürücünün içerisindeki fırçasız motora ulaşarak bu fırçasız motorun harici nasıl sürüleceğini sizlere anlatacağım. DVD sürücülerin içerisindeki mekanizmalar gerçekten takdire değer mekanizmalar. Evet, gördüğünüz gibi burada lazer okuyucusu ve burada ise mini bir fırçasız motoru var arkadaşlar. Evet, buradaki kızağı açabilmek için arkadaşlar şurada şöyle bastırıyorsunuz. Mekanizma dışa doğru çıkıyor. Evet, buradaki kızağı kullanabilirsiniz projelerinizde. Evet, şimdi motorumuzun bağlantılarını bulmamız gerekiyor. Tabii ki bu işlem için buradaki mıknatıslı bölümü çıkarmamız gerekebilir. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz şu anda. Evet, motorumuza ulaştık. Evet, birinci çıkışım, ikinci çıkışım, üçüncü çıkışım. Şunlar da tüm bağlantıların ortak noktası arkadaşlar. Şu üç çıkışı kullanacağız biz şimdi. Buradaki bizim ortak çıkışımız arkadaşlar. Şunlar ise 3 adet motor çıkışım. Şimdi sıra geldi test etmeye. Tabii ki motorumuzu elektronik fırçasız motor sürücüsüyle sürmem gerekiyor. Yani bir ESC kullanacağım. Bu anlamda başka türlü fırçasız motorları süremezsiniz arkadaşlar. Bunlar DC motorlar gibi artı ve eksiyle çalışan motorlar değil. Şu şekilde kumandamızı açalım. Motorumu 11 volt pille süreceğim. Evet, 12 voltta 19.500 RPM, yani 20.000 RPM'e yakın dönüyor diyebiliriz. Evet, motorumuzu şimdi 24 volt DC gerilimde süreceğiz. 12 volt 24 voltta kaç watt olduğunu göreceğiz. Tabii yükte. Normal şartlarda motorumuz 5 voltluk bir motor. Şimdi biz 5 voltluk motoru 12 volt ve 24 volt gerilim altında test edeceğiz. Evet, direkt 10.000'e yükseldi. Çeyrek gazlı arkadaşlar.
30.000 RPM. Evet, tam 33.000 RPM arkadaşlar. Süper. Evet, buradaki bant fırladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merkez kaçtan dolayı. Evet, motorun gücünü ortaya çıkarmak adına bu şekilde düzenek kurdum. Şimdi pervane yaptık arkadaşlar. Pervane ile motorun gücünü test edeceğiz. Evet, motorumuz saat yönünün tersine döndüğü için kanatlarına şu şekilde açı vermem gerekecek. Şöyle tutacağım. Kendimizi uçuruyor zaten. Dört volta çıkartacağım tekrar. Evet. Evet, buraya pili bağladım. Bakalım pili kaldırabilecek mi? Evet, süper. Hatta bu aşamada bir pil daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde altına. Evet, buradaki pillerin ağırlığını hemen şu şekilde tartacağım. Şöyle. Evet. 135 gram ortalama. Yani bizim motorumuz ortalama 135 gramlık bir ağırlık kaldıracak. Yani 4 tane motorumuz olsa 135 gram çarpı 4 yapacaksınız arkadaşlar. Evet, 92 watt çekti motorumuz. Tam 92. Evet, bugünkü projemizde eski bir DVD sürücüsünün motorunu fırçasız motor olarak kullanabilir miyiz? Bunları öğrendik arkadaşlar.
Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki destek amaçlı kanalımın katıl butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.